Merhaba, bugünkü dersimizin konusu alternatif akım ya da diğer ismiyle değişken akım dediğimiz akım türü. Şu ana kadar yani 11. sınıfın son kısmına kadar elektrik namına akım dendiğinde şunu öğrendiniz, doğru akım. Yani yönü değişmeyen, büyüklüğü değişmeyen, hep aynı yönde dolanan 2 amperse hep 2 amper, 5 amperse hep 5 amper büyüklüğünde bir akım öğrendiniz. Bu akıma biz doğru akım diyoruz ve bu akımı daha önce hiç görmediniz bu gösterimi ama DC olarak isimlendiriyoruz. İngilizcesinin baş harflerinden geliyor. Direct current dediğimiz direkt akım, doğru akım. Yani buradaki doğrudan kastımız doğru, yanlışın doğrusu değil. Büyüklüğü değişmeyen, doğru giden manasına gelen doğru akımdır. Doğru akım kaynaklarımız zaten sizin üreteç olarak şu ana kadar bildiğiniz hep pildi. Dolayısıyla pil, akü ki aşağı yukarı aynı prensiple çalışırlar. Daha görmediğiniz 12. sınıfı modern fizinde öğreneceğiniz güneş pili ve bisiklet dinamosu doğru akım kaynakları olarak bilinirler. Yani bu arkadaşlar devreye bir akım verdiklerinde örneğin bir lamba yaktıklarında hep aynı akımı verirler. Buradan 3 amper dolaşıyor diyorsak bunun grafiği hep 3 amper olacak şekilde, değişmeyecek şekilde bir akım zaman grafiği olarak gösterilebilir. Buna doğru akım diyoruz. Bizim günlük hayatta kullandığımız bir akım türü daha var. Buna alternatif akım diyoruz ya da diğer ismiyle değişken akım diyoruz. Alternatif demek şu açıdan biraz tehlikeli olabilir. Yani bunu kullanmazsanız buyurun bu var alternatif olarak. Bunu kullanın manasında alternatif değil değişken akım yani büyüklüğü ve yönü sürekli değişen akım manasında kullanılıyor. Alternatif akım prizlerimizdeki akımdır gençler. Şehir şebekesi dediğimiz barajlarda üretilen, termik santrallerde üretilen, rüzgar türbinlerinde üretilen akım alternatif akımdır. Yani siz bir şeyi prize takarak çalıştırıyorsanız bilin ki o devrede o prizden çekilen akım sürekli değişen bir akımdır. Bu akım türünün grafiğini çizdiğimizde, akım zaman grafiğini çizdiğimizde bir sinüs grafiği dediğimiz grafiği elde ederiz. Gördüğünüz gibi akımın büyüklüğü artıyor, sonra azalmaya başlıyor, sonra eksi tarafa geçiyor. Eksi tarafa geçmesi demek akımın devrede dolaştığı yönün ters dönmesi demektir. Yani saat yönünde dönen akım bir süre sonra saat yönünün tersine dönmeye başlayacaktır ve yine ters tarafa doğru artacak azalacaktır ve bu sürekli devam edecektir. Bu akım türüne prizden gelen bu akım türüne alternatif akım, değişken akım diyoruz. Doğru akımı DC ile gösteriyorduk. Alternatif akımı AC ile gösteriyoruz. Yine İngilizcesinin baş harfleri alternating current dediğimiz bunların baş harflerinden oluşan AC ile gösteriyoruz. Devredeki sembolü gençler şurada burası biraz birbirine girmiş ama bir sinüs dalgasını temsil eden bir işareti var. Örneğin yine bir lamba yakacaksak bunu bu şekilde bir gösterimle karşınızda görürseniz bilin ki bu lambayı prize takmışız, bir alternatif akım kaynağına bağlamışız diyebiliriz. Peki neden prizlerimizdeki bu akım alternatif akım, değişken bir akım? Niye böyle bir akım türü var? Bu tamamen üretilme şeklinden dolayıdır gençler. Alternatör dediğimiz cihazlarla biz alternatif akım üretiriz. Nedir alternatör? Bu ekranda gördüğünüz gibi iki tane mıknatıs var. Burası N kutbu, burası S kutbu. N kutbundan S kutbuna doğru düzgün bir manyetik alan olduğunu hayal ediyoruz. Bu düzgün manyetik alan içerisinde bir dikdörtgen çerçevemiz var. Eğer siz bu dikdörtgen çerçeveyi bu düzgün manyetik alanında döndürmeye başlarsanız, indüksiyon konusundan çıkıp geldik. Buraları çok iyi hatırlıyor olmanız lazım. Manyetik alan içerisinde bir akı değişimi yaratırsanız bu çerçevenin üzerinde bir indiksiyon akımı kendi kendine oluşmaya başlar. İndiksiyon konusunda bunları bol bol konuştuk. Paraday yasası eğer bir kapalı sistem üzerinde akı değişikliği birim zamanda yapılırsa orada bir indiksiyon EMK'sı oluşur. O indiksiyon EMK'sı da bir indiksiyon akımı yaratır. İşte biz böyle elektrik üretiriz. Bizim şehir şebekelerinde ürettiğimiz elektrik bu şekilde üretiliyor. Barajlarda üretilen elektrik bu şekilde üretiliyor. Bir şekilde şu çerçevenin döndürülmesi gerekiyor. Sen o çerçeveyi döndürdüğün anda elektrik üretirsin. Barajlarda yukarıdan su dökerek aşağıdaki türbün dediğimiz pervanemsi yapılara suyun çarparak o pervanelerin döndürülmesi, o pervanelerin de ucuna bağlı olan bu dikdörtgen çerçevelerin suyun mekanik enerji sayesinde dönmesi ve elektrik üretmesi prensibine dayanıyor. Yani barajlar suyun mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Rüzgar türbünleri, rüzgar türbün dediğiniz şey rüzgar gelir, rüzgar gülü dediğimiz pervaneye çarpar, pervane dönmeye başlar. Pervanenin ucunda işte bu dikdörtgen çerçeve vardır. Manyetik alan içerisinde bu çerçeve dönmeye başlarsa bir akı değişimi oluşur. Bu akı değişimi indüksiyon EMK'sı, o da bir indüksiyon akımı yaratır. Dolayısıyla ülkeler elektrik üretmek için hep bir şeyleri döndürmek zorundalar genelde. Bir şeyleri döndürüyorsak orada üretilen akım alternatif akımdır ama bunun bazı hileleri var. Döndürerek elektrik üretmemize rağmen doğru akım elde ediyoruz. Ona ileride dinamo diyeceğiz ama onun bir hilesi var. Orada bir hile yapılıyor. O doğru akıma dönüştürülmüş oluyor. Ama aslında yine üretilen alternatif akımdır diyebiliriz. Hocam ben elektrik üretmeyi anladım da neden sürekli büyüklüğünün ve yönünün değiştiğini anlamadım diyenler için indüksiyon konusunda Faraday ve Lens yasaları videolarında bunun kısa bir girişini yapmıştım. Ve bunu unutmayın alternatif akımda bu lazım olacak demiştim. Onu bir hatırlayalım. İndüksiyon EMK'sını ölçüyor bile diyebiliriz. Ben buradaki mıknatısı yaklaştırırken voltajın art artı mı eksi mi çıktığına dikkat edin. Uzaklaştırırken artımı mı eksi mi çıktığına dikkat edin. Yani ben bunu yaklaştırıyorum bakın eksi çıkıyor. Uzaklaştırıyorum artı çıkıyor. Lamba yanıyor her ikisinde de yanıyor. Ama yaklaştırırken eksi voltaj uzaklaştırırken artı voltaj. Bu niye böyle oluyor? Çünkü az önce konusunu anlattığım şeyden dolayı yaklaştırırken akıyı arttırıyorsun akıyı arttırırken azaltıcı yönde bir indiksiyon akımı dolaşmaya başlıyor. Uzaklaştırırken akıyı azaltıyorsun. Azalttığın içinde bu sefer bunu arttıracak şekilde indüksiyon akım oluşuyor. Yani gençler siz bunu yaklaştırırken oluşan indüksiyon akımıyla uzaklaştırırkenkinin yönü ters. Tamamen lensle alakalı. Lamba yanıyor ama üzerindeki akım sürekli yön değiştiriyor. İşte oradaki eksi artı durumu da bunu ispatlıyor aslında diyebiliriz. Bu zaten bizim ilerideki konumuz olan alternatif akıma bir altlık oluştursun. Bu anlattığımı unutmayın. Dolayısıyla indüksiyon konusundan şunu hatırlamış olduk. Kapalı bir çerçeve var. Siz bu kapalı çerçeveye bir mıknatıs yaklaştırırsanız oradaki manyetik akıyı arttırırsınız. Lens yasası manyetik akının bunu azaltması lazım. Ters yönde manyetik alan oluşturması lazım. İşte o ters yöndeki manyetik alanı bu çerçevede dolaşacak olan indüksiyon akımı oluşturur. Eğer mıknatısı uzaklaştırırsanız bu sefer bu çerçevedeki akı azalır. Bu sefer de bu azalanı arttırmak için bir indüksiyon akımı oluşur. Dolayısıyla arttıran indüksiyon akımı ile azaltan indüksiyon akımı ters yönde dolaşmak zorunda olduğundan alternatif akımın niye yön değiştirdiğini anlarız. Çünkü arttırmak için devrede bir yönde dönüyorsa azaltmak için tam tersi yönde dönmesi gerekecektir. Bu da bizim o artıdan eksiye doğru geçen grafiğimizi açıklayacaktır. Bu simülasyonda barajlarda üretilen elektriğin bir prototipini görüyoruz ama bu simülasyon ters yapılmış. Buradaki simülasyonda yukarıdan su akıtıldığında buradaki mıknatısı döndürüyor. Bizim çerçevemiz burada sabit. Dolayısıyla bu mıknatıs döndükçe buradaki akı değişecek. Akı değiştikçe de bir indüksiyon akımı oluşacak ve buradaki akı sürekli artacak ve azaltacak yönde olduğu için sürekli buradaki indüksiyon akımı da yön değiştirecektir. Bu da bize alternatif akımı, değişken akımı verecektir. Ama gerçekten ne oluyor? Gerçekte yukarıda anlattığım alternatör gibi oluyor. Yani mıknatıslar sabit, çerçeve dönüyor. Fark etmez, prensip aynı prensip. Ama bu simülasyon bunu ters yapmış. Mıknatısları döndürüyor, çerçeveyi sabitlemiş. Başlatalım. Bakın mıknatıs döndükçe şuradaki elektronların hareketlerine dikkat edin. Elektronlar bir aşağıya doğru gidiyor, bir yukarı doğru gidiyor. Aşağıya doğru gidiyor, yukarı doğru gidiyor. Ve bu çerçeveye bağlı voltmetrede de bir eksi tarafta voltaj, bir artı tarafta voltaj olduğunu görüyoruz. Bu da bizim bu sinüs grafiğimizin niye bir artıda, niye bir eksi de olduğunu açıklar. İşte elektronların atıyorum yukarı doğru gitmesi, artı yönde akımın dolaşması demekse, aşağıya doğru inmesi de eksi yönde akımın dolaşması manasına gelecektir. Dediğim gibi barajlarda elektrik üreten alternatörün tam şekli aslında bu. Mıknatıslar sabit, arada dönen bir çerçeve var. İşte yukarıdan dökülen su bu çerçevenin dönmesini sağlıyor. Bu çerçevenin dönmesi de üzerindeki akının sürekli değişmesini sağlıyor. Üzerindeki akı değiştikçe gördüğünüz gibi artma ve azalma, akının artması ve azalmasına bağlı olarak bir artı tarafa indüksiyon akımı dolaşıyor. Bir eksi tarafa indüksiyon akımı dolaşıyor. Bu da bizim alternatif akımımızı oluşturuyor. Bu akım zaman grafiğinin dolayısıyla indüksiyon EMK'sı zaman grafiğinin bir sinüs dalgası olacağını söyledik. Artı eksi yön değiştireceğini söyledik. Onu biraz daha detaylı inceleyeceğimiz bir simülasyon görelim. Bakın burada yine N, S arasına konulmuş bir çerçeve var. Dolayısıyla N'den S'ye doğru bir manyetik alan hayal edeceğiz. Burada düzgün bir manyetik alan var bu şekilde. Ben burada tek çizgile gösteriyorum ama burada her yerde bir B manyetik alanı olduğunu, düzgün manyetik alanı olduğunu hayal edeceğim. Şimdi buradaki çerçevenin alanı biliyorsunuz normal çizgisiyle tanımlanır. Dolayısıyla bu çerçevenin normal çizgisi, bu çerçevenin yüzeyine dik bir biçimde şöyle n vektörü ile gösterilebilir. Bizim indüksiyon EMK'sı dediğimiz şeyin eksi delta fi bölü delta t olduğunu unutmayalım. Şimdi buradaki grafiği çizmeye başlayacağız. Bu çerçevenin adım adım 90 derece 90 derece dönme durumlarını inceleyeceğiz. Şu an başlangıç konumundayız. Şu an başlangıçtaki akı nedir? Yani fi ilk diyebileceğim akı B manyetik alanı içerisindeyiz. Bu çerçevenin geometrik alanına ben A dersem çarpı cos alfa yazacağım biliyorsunuz bu akının formülüdür. cos alfa dediğimiz şey nasıl tanımlanıyordu? Buradaki manyetik alan vektörü ile normal vektörü arasındaki açı. E manyetik alan da sağ tarafa doğru, normal de sağ tarafa doğru. Bunların arasındaki açı 0 derecedir. Dolayısıyla buraya kosinüs 0 yazmanız gerekir. Kosinüs 0 da burayı 1 yapacağı için BA olur. Ben buna pi diyorum. Bu bizim ilk akımız. Bu 90 derece dönerse ne olur? Evet bakın 90 derece döndüğü anda bir akı değişimi oldu. Çerçeve böyle dururken maksimum akıya maruz kalıyorduk. Bu çerçeve döndüğünde şöyle olduğunda çizgiler böyle geliyor. E şu an buradan hiçbir çizgi geçmiyor. Akı sıfır. Akının sıfır olduğunu, i sonun sıfır çıkacağını şöyle gösterebiliriz. i son eşittir. B manyetik alan içerisindeyiz. Hala A geometrik alanımız var. Kos alfa'ya ne yazacağım? Bakın normal vektörüm 90 derece dönünce aşağıya indi. Normal vektörüm artık bu. E, B manyetik alanı hala sağ tarafa doğru. Dolayısıyla B manyetik alanı sağ tarafa doğru. Normal vektör aşağıya doğru. Aralarındaki açı 90 derece. E, cos 90 yazacaksınız. Cos 90 ne yapar gençler? Sıfır yapar. Dolayısıyla son akı sıfır. ilk akı fi Son eksi ilk demektir değişim. Dolayısıyla son 0 eksi ilk. Buranın sonucunu eksi fi yapar. E, formülün başında da bir eksi var. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Dolayısıyla gençler burada oluşacak olan indiksiyon EMK'mız artı işaretlidir diyebiliriz. O yüzden gördüğünüz gibi artı işaretli olduğu için artı yönde bir indiksiyon akımının oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir 90 derece daha döndürelim. Evet bir 90 daha döndü. Şimdi bu durumu inceleyelim. Yine epsilonu eksi delta fi bölü delta t'den düşüneceğim. Buradaki delta fi son eksi ilk olacak. İlk durumumuz neydi? Bu yataydaydı başlangıçta. Yataydayken normal vektörün aşağıya doğru olduğunu söylemiştim. E manyetik alan zaten n'den s'ye doğru. Bu hep sağ tarafa doğru çıkacak. Gördüğünüz gibi normalle manyetik alan arasında 90 derece var. Cos 90'dan ne gelecektir? Bizim bir ilk dediğimiz şey bu sefer 0 olacaktır. Şimdi ben bir 90 derece daha döndüğüm için bu normal vektör ne olacaktır? Bu sefer sol taraf gösterecektir. Normal vektörüm artık solu gösteriyor. E manyetik alan sağı gösteriyor. Normal vektör sol tarafa, manyetik alan sağ tarafa. Aralarında şu an 180 derece var. Dolayısıyla siz phi formülünde phi eşittir ba cos alfa formülünde buraya Kosinüs 180 yazmanız gerekiyor. Kosinüs 180 nedir gençler? Eksi birdir. Son akınız eksi fi çıkacaktır. Fi son eşittir eksi fi olacaktır. Şimdi ben bu formülde yerine koyarsam delta fi son eksi ilk. Son eksi fi eksi ilk e sıfır. E formülün başında da bir eksi işareti var bölü zaman. Dolayısıyla burası eksi sonuç yapacaktır. Başında da eksi olduğu için yine artı çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bu 90 derecelik çevirme esnasında yine artı tarafta bir akım oluştu. İndüksiyon akımı oluştu. Niye azaldığını birazdan konuşacağız ama artı tarafta oluşma durumlarını incelemiş olduk. Bir 90 daha çevirelim. Evet bir 90 derece daha döndürdük. Hemen hızlıca bunu da halledelim. Phi ilki yazacağım. Fi ilk dediğimiz şey neydi gençler? Bizim normal vektörümüz az önce şöyle sol tarafı gösteriyordu. Manyetik alanımızın sağ tarafı gösterdiğini biliyoruz. Aralarındaki açı 180 olduğu için eksi fi gelmişti. Kosinüs 180'den dolayı. Şimdi ne oldu? 1.90 daha döndüğümde yani ben böyleydim. 1.90 daha döndüm. Şu an normal vektörüm artık yukarıyı gösteriyor. Bu duruma göre incelemem gerekecektir. Şu an normal vektörüm yukarıyı gösteriyor. E manyetik alan vektörüm sağ tarafa doğru. E, şu an bunların arasında kaç derece var? 90 derece var. Kosinüs 90 da 0 olduğu için şu an fi son nedir gençler? 0'dır. E ben bunu epsilon formülünde yerine yazarsam eksi delta fi bölü delta t'de son eksi ilk yazacağım. Son sıfır eksi ilk o da eksi fi. Dolayısıyla ne olacaktır? Burası artı işaretli fi yapacaktır. E başında eksi var ama formülün. Dolayısıyla gençler şu an benim indiksiyon emk'm eksi işaretli çıktı. İşte buradaki eksi epsilon akımın ters yönde dolaşmaya başladığını bana söyler. İşte o yüzden artık eksi tarafta akım çiziyorum diyebilirim. Mevzuyu anladınız. Bir sonraki aşamayı da siz yapabilirsiniz. Ben bunu bir 90 derece daha döndürürsem gençler yine eksi tarafta akım oluşacak ve sıfıra gidecek diyebiliriz. Bir 90 derece daha döneceğim ve döngüyü tamamlayacağım. Bakın döngüyü tamamladık. Yani bir sinüs dalgası elde ettik. Bu çerçeve tam bir tur atana kadar akımımız artı yönde arttı maksimum değerine ulaştı sonra azaldı sıfır oldu sonra ters yönde arttı yine maksimum oldu ve azaldı tekrar sıfır oldu. Yani o çerçevenin bir turunda akım iki defa maksimum oldu diyebiliriz. Bir artı tarafta bir eksi tarafta. Hocam şimdi bu grafiğe göre ben şurada akımın sıfır olduğunu görüyorum. Burada akımın sıfır olduğunu görüyorum. Yani bu çerçeve dönerken akımın sıfır olduğu noktalar var. Örneğin buradaki alternatöre bağlanmış olan lamba tamam bu indüksiyon akımıyla ışık vermeye başlayacak. O zaman bu grafiğe göre bu lambanın parlaklığı akım arttıkça artacak. Azaldıkça azalacak. Hatta bu noktalarda sıfır olacak diyebilir miyiz? Diyebiliriz gençler. Bu alternatif akıma bağlanan lamba mesela kullandığımız gece lambaları ya da lambeder denilen o ayaklı lambalar. Direkt prize bağlanıyorlar. Herhangi bir aracı falan yok. Bir adaptöre falan bağlı değiller. Prizdeki elektrik bu şekilde olduğu için ki Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde gençler elektrik üretilirken bu çerçeveler döndürülüyor. Bu çerçeveler döndürülürken bunların dönme frekansı 50 Hz'dir gençler ne demek 50 hertz 50 hertz demek bu çerçeveler saniyede 50 tur atıyor demek Saniyede 50 tur atmak ne demek? bu lambanın 50 defa yanıp sönmesi demek saniyede. o kadar hızlı oluyor ki bizim gözümüz o sönme durumlarını yakalayamıyor. Sanki sürekli yanıyormuş gibi düşünüyoruz. Ama aslında bu lamba akımın bu karakteristik özelliğinden dolayı sürekli yanıyor, sönüyor, parlaklığı artıyor ve azalıyor. Hocam her şeyi anladım ama neden şeklin böyle olduğunu anlamadım. Tamam artıyı eksiği anladım. Ne zaman artıda olur ne zaman eksi de olur anladım ama artmayı azalmayı anlayamadım. Burada biraz matematik bilmek gerekiyor. Buradaki matematik de maalesef maalesef müfredattan kaldırıldı. Olay şundan ibaret. Bizim indiksiyon EMK'sı oluşturma formülümüz Faraday yasasına dayanıyor. Yani akının birim zamandaki değişimi. Bunun matematikteki karşılığı türevdir. Herhangi bir fiziksel büyüklüğün birim zamandaki değişikliği demek aslında bu akı dediğimiz formülün yani B, A, cos, alfanın zamana bağlı olarak türevinin alınması demek. Buradaki türev işleminin sonucunda da epsilon eşittir. Türevin ne olduğunu tabii ki anlatmayacağım size. Burada bazı sabit sayılar gelecek ama en nihayetinde şuraya bir sinüs alfa gelecek. sinüsün türevi çünkü sinüs. O zaman epsilon değerinin sinüse bağlı bir grafik olduğu ortaya çıkar. E dolayısıyla vır dediğimiz formülü şöyle epsilon eşittir i r'ye uyarlarsak e, r zaten devrenin direnci sabit bir sayı. Epsilon nasıl değişiyorsa akım da öyle değişir. O yüzden bir sinüs grafiği olduğunu söyleyebiliriz. Yine buradaki türev alma denkleminden çıkan bir sonuç var. Bakın ders kitabı bunu vurgulamış. Diyor ki alternatörlerdeki çerçevenin dönme frekansı yani bunun saniyede attığı tur sayısı aynı zamanda alternatif akımında frekansıdır. Dolayısıyla bu adam bir turunu T sürede atıyorsa frekansı arttırırsanız daha hızlı dönmeye başlar. Daha hızlı dönmesi demek ne demek? Bu grafiğin tam bir döngüyü daha kısa sürede alması demek. Atıyorum şöyle olması demek. Bu yeni periyottur. Frekansın arttırıldığı periyottur. Çünkü frekans artarsa birim zamandaki tur sayınız artar. Daha hızlı dönersiniz. Bir turunuzu daha kısa sürede halletmiş olursunuz. Fakat bu da bir şeyi değiştirir. Neyi değiştirir? Akımın ve gerilimin yani bu grafikteki akım grafiğindeki ve gerilim grafiğindeki maksimum değerlerin artmasını ya da azalmasını etkiler. Eğer siz Sistemin frekansını arttırırsanız sistemin dönme frekansı arttıkça ki dönme olayında biz onu açısal frekansla açıklıyoruz. Açısal frekans arttıkça bu çerçeve daha hızlı dönmeye başladıkça oluşacak olan akımın maksimum değeri şuradaki imax değeri daha büyük değerlere çıkar. Eksi taraftaki yani ters yöne dönerken ki maksimum akım değeri yüksek frekansta gördüğünüz gibi daha büyük değerlere tekabül eder. Neden? Olay şununla alakalı. Biz yine bir tur dönmeyi hayal edelim. Bir tur döndüğümüzde akıyı değiştiriyoruz. Şimdi bir tur dönme kısa sürede de olsa, uzun sürede de olsa belli bir akı değişimi yaratır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama buradaki süre ne kadar kısalırsa, yani sen bu akı değişimini ne kadar kısa sürede yaparsan oluşacak olan indüksiyon EMK'sı yani voltaj o kadar fazla, oluşacak olan indüksiyon akımının maksimum değeri de o kadar fazla olacaktır. Basit matematik payda kısmı küçülürse sonuç büyüyecektir. Dolayısıyla bir çerçevenin dönme frekansı yani açısal frekansı arttırılıyorsa buradaki çizdiğiniz grafiğin maksimum değerlerini daha büyük değerlerde çizmeniz gerekiyor. Şimdi bütün ülkelerin elektrik üretirken şehir şebekelerinde evlere fabrikalara elektrik dağıtırken alternatif akım üretip dağıttığını söylemiştik. Kazanımlarda yazıyor ülkelerin ürettiği bu alternatif akım değerlerini karşılaştırmanızı istiyorlar. Genelde gençler bütün dünya 220 volt gerilim üretirken bunu 50 hertzlik frekansla yapıyor. Yani barajlardaki rüzgar türbinlerindeki, termik santrallerindeki, nükleer santrallerindeki çerçeveler dönerken saniyede 50 tur atıyorlar. Genelde böyledir. Ama mesela Cuba gibi, Amerika gibi veya liste de verilmemiş. Kanada gibi yani Amerika kıtası ülkelerinin bir kısmı 60 Hz frekansa 110 volt elektrik üretirler. Amerika 110 volta 60 Hz üretir. Ama onun haricinde işte Azerbaycan, Japonya'dır, Çin'dir, Rusya'dır. 220 volt elektrik üretiyorlar. Bunları genelde 50 Hz 60 Hz aralığında yapıyorlar. Neden böyle bir fark var? Çünkü gençler şehirlerin aydınlatılmaya başlanması Amerika'da başlıyor. İki tane bilim adamı var. Yine kazanımlardan bilmeniz gereken biliyorsunuz meşhur zaten bayağı popüler insanlar bunlar. Filmleri falan çekiliyor. Tesla ve Edison var. Bunlar bir mücadele içerisindeler. Neden? Çünkü Tesla alternatif akımı savunan bir bilim insanı iken Edison doğru akımı savunan bir bilim adamı ya da mucit ve ticaret adamıdır. Bu ikisi arasında işte bu elektrik kullanımında hangisinin kullanılması daha faydalıdır tartışması var. Bütün kavga da zaten buna dayanıyor. Tesla alternatif akım üretildiğinde oluşan o elektrik değerlerinin 240 volta 60 hertz olmasının en verimli sistem olduğunu savunurken Edison bu kadar voltajın çok tehlikeli olabileceğini bunun 110 volt olması gerektiğini söylüyor. Burada Edison'u dikkate alıyorlar ve bütün sistemi 110 volt üzerine kuruyorlar. Fakat daha sonraki çalışmalar, daha sonra bu sistemi kuran ülkeler 220 voltun, 230 voltun, o civarlardaki voltajın ve 50 hertz frekansın o prizlerde kullanacağımız aletler için daha verimli olduğunu keşfedip bütün sistemlerini buna göre kuruyorlar. Amerika'nın kullandığı 110 volt 60 hertz 220 50'ye göre daha verimsiz bir sistemdir. Barajda üretilen bu elektriğin evlere taşınırken kaybı çok daha fazladır. E peki hocam Amerika değiştirsin madem bütün sistemini. Bütün sistemi değiştirmek çok kolay bir iş değil. Bu değerlerle üretilen elektriğin yarattığı kayıplardan bile çok çok daha fazla maliyet gerektirdiği için bütün bu ülkede kurulan elektrik sisteminin değiştirilmesi hala bu sistemde devam ediyorlar. Bizim şunu fark etmemiz gerekiyor. Amerika'da prizlerdeki elektrikle Türkiye'deki elektrik aynı değil. Amerika'da kullandığınız elektronik aletler oraya göre tasarlanırken Avrupa için farklı tasarlanırlar. O yüzden prizlerde uyarılar vardır. Yani Amerika'da bir otele gittiğiniz zaman mutlaka orada bir dönüştürücü, bu voltaj değerlerini uyumlu hale getiren araçlar kullanmanız gerekir. Prizlerin yanlarında uyarılar vardır. Çünkü tamamen şehir şebekeleri farklı değerlerde elektrik üretiyorlar. Üniversite öğrencisi Mert öğrenci değişim programı ile Kanada'ya gitmiştir. Türkiye'den getirdiği bilgisayar ve cep telefonu buradaki şebekeye bağlandığında şarj edemediğini fark etmiştir. Cihazlar bozuk olmadığına göre bu olayın sebebi nedir? Çünkü Mert Türkiye'de cihazlarını 220 volt 50 hertzle kullanırken cihazlar buna göre tasarlanmışken Kanada'da, Amerika'nın bir kısmında olduğu gibi şehirde 110 volta 60 hertz sistemi kullanılır ve bu uyumsuzluktan dolayı cihaz çalışmayacaktır. Alternatif akım için ifadelerinden hangileri doğrudur? Yönü ve şiddeti zamanla değişir. Evet gençler, akım zaman grafiği bir sinüs grafiğidir. Büyüklüğü artıyor, azalıyor. Eksi tarafta artıyor, azalıyor. Yönü ve şiddeti zamanla değişiyor. Bir frekansı vardır. Evet o çerçevenin bir dönme frekansı var. O çerçevenin dönme frekansı buradaki bu sinüs dalgasının da dönme frekansını belirliyor. Dolayısıyla belli bir frekansı vardır. Elde edilmesi manyetik akı değişimine dayanır. Evet tamamen Faraday yasası indüksiyon yasalarıyla alakalı eksi delta fi bölü delta t'den biz bütün alternatif akım denklemlerini çıkartabiliriz. Buna da doğru diyebiliriz. Bu video çok uzamasın. Bir sonraki kısmımızda alternatif akım doğru akım kıyaslamaları yapacağız. Alternatif akımın birkaç özelliğine daha bakacağız. Etkin değer kavramını öğreneceğiz. Sorularınız varsa alta yazın. Kendinize bakın. Görüşürüz.